Evet arkadaşlar, yine Aydın Didi Mersin'deyiz. Bu evin fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. Halk plajına, denize 300 metre yakınlıktadır. Tek başına müstakil, yeni iskana alınmış, evrakları eksiksiz olarak tamamdır. Buna 5 milyon 500 bin Türk lirası dedik mi dedik. Ancak hemen gel Can, Can beni takip et Can. Can gel Bavemi, gel gel. Buna devam edeceğiz arkadaşlar. Buna devam edeceğiz. Ve bakın denize 300 metre. Denize 300 metre. Bunlardan bir tanesi de 2 milyon 850'den pazarlık var. 2 milyon 850'den pazarlık var. Bunu niye göstermeye çalıştım? Yani herkesin bir ayakkabı numarası olur ya. Yani dilerseniz bu 43, o 40, öyle de yol alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve şimdi evimizin kapısından yol aldık. İki girişi var. Bir normal giriş. Evet, bir normal giriş. Bir de araç girişini de göster. Sevgili arkadaşlar, ev güzel. Yani gelin bakın. Bu da otoparkı. Otoparkı böyle kafasından göster burayı. Sonra şurayı göster. Kapıyı açtık, aracımızı buraya park ettik. Biraz eğimli de yapmış. Hani su mu bir şey olursa akıntı sorunu yok. Bazen evler alıyorlar, sonra diyorlar ki ya su göllendi, möllendi. Burada görünen köy kılavuz istemez mi? Ne derler? Yani ondan hareketle ben de görüyorum. Tertemiz, sağlam yapılmış. Buraya da renkli, çiçekli bir bahçe yapmışlar. Evet. Ve barbekü de yapmışlar. Denize 300 metre. Karşıda 2850'ye de gösterdik. Pazarlık var dedik. Burada barbeküsü, evye var. Etleri pişirmiş, bir şey yap. Ve dört tarafı dolaşalım. Aplikler yapmışlar arkadaşlar. Bu kuşaklar mantolama, altta seramikler yapmışlar. Hani çoluk çocuk çizer diye. Burada sıcak soğuk işte, hem de süs için olmuş. Üstü de su bazlı sıvalar. Ve geldik. Denize 300 metre. Tatlı şirin bir ev. 5 milyon 500 bin Türk lirası. Akıllı bir evdir. Kamera sistemi var. Efendime söyleyeyim, buraya böyle tablolarda yapmışlar. Bu aplikler de çok elektrik yakmıyor. Gösterdim bunu da apliği. Bir tane aplik burada, bir tane aplik burada, kamera burada. Efendime söyleyeyim, güller de burada. Bu da gül bahçesi. Gül bahçesi, panjurlarımız yerinde duruyor. Sadece lan bu traktörcü amca nasıl basıyor? İnsana yağmur yağar da ekinleri iyi yaparlar. Karşıdaki evlerden bir tanesi de 3 artı 1 triplex, 2850 dedik. Ve şimdi evimize doğru yol alıyoruz. Bu taşları yine binanın eteklerine yapmışlar ve merhaba ev dedik. Merhaba. Merhaba ev. Eve merhaba dedik. Hemen nasıl yapalım? Can Bey, sen geç şimdi salonun içine. Kapıyı kapatayım. Bu vestiyeri gösterelim. Evet. Çelik kapımızı kapattık. Bakın, affedersin Can, kapıyı kapatacağım, bir daha açacağım. Evet, bu hol. Yani salonla mutfaktan bağımsız bir hol. Şimdi gel buraya. Burada bir ayak yolu var. Bir ayak yolu burada var arkadaşlar. Bu ihtiyaç için bence güzel. Şimdi benim yerime geç. Vestiyeri de gösterelim. Leyle, leyle, leyle cani. Leyle, leyle, koçere cani. Burası da portmanto arkadaşlar. Ceketini, kravatını az çıkar, bir şey yap işte. Denize yakın. Etrafta neler var? Etrafta biraz ileride ilk öğretim okulu var. Efendime söyleyeyim, bu marketler var. Her şey var yani, öyle sizi yoracak. Sizi mahalle mahalle, yani güzel bir yer. Yaz kış oturabileceğiniz bir yer. 5 milyon 500. Karşıda 2 milyon 850'ye de gösterdik. Efendime söyleyeyim, dilerseniz havuz yaparsınız, arsa sizin. Onu bir formülünü bulur bizimkiler. Bizimkiler yaman. Her şeyin bir çaresini bulurlar. Burası salonumuz. Bu camı açsak mı, açmasak mı? Açsak mı, açmasak mı? Mutfak baya büyük. Mutfak baya büyük arkadaşlar. Gergi tavanlar çok şık ve güzel olmuş. Denize 300 metre yakınlıkta. Yakın olduğu deniz. Güzel bir denizdir. Ön yargılı davranmayın. Gelin bakın, sonra yol alın. Yani ben bazen bütün videolarımda diyorum ya, görmeden alma kardeşim. Şimdi bu ev kötü, iyi, bilmem ne, iyi bakan iyi görür. Ben kimseye aman aman alma, şey al demiyorum. Görmeden alma diyorum. İşine gelirse al, gelmese alma. Tabii ben bu işi yapıyorum, istiyorum insanlara satayım. Ama böyle almasam ben
kişiliğim el vermiyor. Ne yapayım yani? Ben öyle bir adamım. Burası buzdolabı. Burası mikrodalga, ocak, üstüne dablumbaz gelecek. Burası bulaşık, mutfak gayet büyük. Burası evye. Bu çimson tezgah var ya, mermer yerine koymuşlar. Bazen giyimler olur ya böyle İtalyan kesimi falan, takım elbise gibi oluyor ya. Gerçekten onu bana anımsattı. Çok asil duruyor. İşte hele bir daha mutfağı iyice özetle. Böyle biraz durakla, çok oynatma, başımız dönecek diyecekler. Karşıdan özetle, çok karşıya git mutfağa. Böyle hepsini alabilirsen kadrajına. Bakın mutfak gayet büyük. Biraz kendine göre sağa git. Sevgili arkadaşlar, bakın mutfağı görüyorsunuz. Mutfak cidden güzel, şirin, büyük bir mutfak. Ve mutfağa geç, buradan sonra salon da tara. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Arsası 210 metre mi? 230 metre civarında. Yok ya. Bana daha önce söyledi, ben unuttum. Yani ya 230'dur ya 240'tır arkadaşlar arsası. %40, 20-40 imarlıdır. Ama büyük bir evdir. Büyük bir ev. Muhtemelen arkadaşlar yani 75 metre oturumu var. Bayağı büyük yapmışlar. İskanlı da almışlar. Onu ben size özetleyeyim. Evet, yani koridor, moridor hepsi içinde. Ve şimdi çıktık zemin üstü birinci kata. Zemin üstü birinci kata çıkıyoruz, yol alıyoruz. Artık siz bilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben ister alın ister almayın demekteki kasıt öyle tokluk belirtisi değil. Yani ben hani işime saygımdan dolayı, size de saygımdan dolayı çünkü görmeden almayın. Ve hol gerçekten geniş. Bakın bir oda burada, biri orada. Bir de canlı olduğu yerde. Burada bir banyo var. Bakın geldik geldik. Saman yolu var burada. Bir saman yolu gergi tavan yapmışlar. Merdiven kovası gayet geniş ve zengin. Bu buraları bir göster, merdiveni böyle göster. Her tarafı tara. Röntgenini çek, röntgenini. Röntgenini. Gerçekten çok röntgen çekilmiş. Bunlar ne olmuş? Can bak. Can. Arkadaşlar buralara da süsler müsler bir şeyler koyabilirsiniz. Tertemiz mermerlerle yapılmış. Samanyolu da burada. Efendime söyleyeyim, panjurlar, akıl ev. Çatıya çıkış da burada. Çatıya çıkış da burada. Bu çıtalar da yapılmış, çıtalar güzel olmuş. Böyle tablo mablo yerleştirebilirsiniz. Ve burada bir tane portmanto daha var. Bir portmantomuz daha var. Bu portmanto değil ya. Bu çamaşır makinesi, üstünde termosifon. Ve banyomuza geldik. Burada da bir banyomuz var. Evet. Bu karolajlı gibi gözükse de siz çok şey görürsünüz böyle. Duşa kabinler çift cam değildir. Bunlar böyle bantlı gibidir. Zamanla solar gider. Evet, şimdi birinci banyoyu gösterdik. Hangi banyoyu gösterelim şimdi? Hangi banyonun içinde oda vardı? Hangi odanın içinde banyo vardı? Bunun içinde. Ve gel. Leyli, leyli, leyli cami. Tamam sen de çık, ne olmuş yani? Arkadaşlar bu da ebeveyn banyolu yatak odası. Ebeveyn banyolu yatak odası. Önde de sürgülü kapı var. Yeni sıfır iskanı alınmış. Yerdeki parkeler biraz daha kaliteli gibi gözüküyor. Siz de gelirseniz bu eve biz iyi diyoruz. Birkaç ev bakarız, ederiz. Alıcı zaten iyi anlar yani. Bir şeyler bilir. Geldiğiniz zaman zaten bu evi desek bu altındır. Kaçırmayın desek siz yine birkaç ev bakmadan karar vermeyeceksiniz. O yüzden biz de başımıza geleceğini bildiğimiz için diyeceğiz ki bakmadan alma. Evet, bu da bunu gösterdik ya biz az önce. Ha, tamam. Ne kadar banyo? Neyse ikinci banyo. Aynı duruyor ya, ben de kafam gitti. Arkadaşlar şimdi geldik. Bu da ikinci oda. Oda metrekareleri fena değil. 5.500.000. Biri ne yazmış biliyor musunuz? Biri neyse şimdi bulamayacağım. Biri bir şeyler yazmış. Geçen yıl BİM'de yaptığı alışverişleri tarih diyelim. Geçen yıl bu tarihte. Bir de bu yılın bu tarihinde. Arada bilmem kaç fark yapmış. Sonra başka bir şey daha diyeceğim. Şu farklar %300'e gitmiş. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Yeni bir arkadaşım paylaşmış. O da Datça'da, hanımefendiye selam. Bakın hatalı park 196 lira. Yeni düzenleme ile 437 lira olacakmış.
Emniyet kemeri ihlali 196 liradan 437, kırmızı ışık ve şerit ihlali 427 liradan 952 lira. Yani bazı şeyler yüzde bilmem kaç üstüne geliyor. Onlar üstüne gelince siz de hayalinizde böyle bir ev almak varken üstüne gelmeden siz alın buralara diyorum. Ev iyi ya da kötü. Kendinize bir şey alın. Yani ben bunu söylüyorum. Benden de illa alın bilmem ne yapın demeyin. Burada al, İzmir'de al, Trabzon'da al. Nerede alırsan al, alan karlıdır. Onu arz etmeye çalışayım. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Ve bu aplikler, maplikler böyle saman telleri gibi saplar gibi duruyor. Yani sap samanın, yani hani buğday tanecikleri var ya, o saplıya şeytana götürmeyelim. Ve işte bu saplar da sap tanecikleri de duruyor. Klimanın neleri duruyor, her şey duruyor. Ondan sonra burayı özetledik değil mi Can? Can Bavim, burayı da özetledik. Arkadaşlar evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Saygılarımla iyi günler.